Türk Metal Sendikası 55. kuruluş yıl dönümünü Emek Dostları Ödül Töreni ile kutladı. Ankara'da düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ankara'da düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jüri'de Sarıyeroğlu'nun da katıldığı gecede Olay Medya 3 ödülle onurlandırıldı. Evet, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Türk Metal Sendikası kuruluşunun 55. yıl dönümünde emek mücadelesine katkıda bulunanları ödüllendirdi. Ankara'da düzenlenen gecede konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrol kavlan gündeminde Ocak ayında MES'le imzalanan toplu sözleşme vardı. Bölge toplantıları yaptık. Taslakta yer alan bütün maddeleri tek tek onaylattık. Taslağımızda onların onay olmayan bir virgül bile yer almadı. Bu biriktir. Bu sözleşme 100 yılın sözleşmesidir. Üyelerle birlikte büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Kavlak, artık bu noktadan dönüş mümkün değildi. Artık bundan sonra buradan geri adım atmak mümkün değildir. Doğrusu da budur. Üyenin taslağa vurduğu bu damgadır. Bunun yolunu açtık, bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı da 2 Nisan'da tamamlanacak taşeron kadroya geçiş süreciyle ilgili bilgi verdi. Çok kapsamlı bir süreci geride bıraktık. Bilgi kirliliklerinin yaratıldığı, bazı algı operasyonlarının yaşandığı bir dönemdi ama yüzümüzün akıyla inşallah pazartesi günü itibariyle sonuçlandırmış olacağız. Gece de olay medyada 3 ödüle layık görüldü. Sendikamız Bursa'da Bursa'nın marka medya kuruluşu Olay Televizyonu'ndan da çok büyük destek gördü. Olay Gazetesi Ekonomi Müdürü Hasan Ali Çavuş. Evet, Olay Gazetesi Ekonomi Müdürü. Olay Gazetesi Gözete Köşe Gözete Yazarı Feridun Eyüboğlu. Olay Gazetesi'nden Sayın Feridun Eyüboğlu. Olay Televizyonu editör ve sunucularından Gülünay Selçuk, katılıyoruz. Emek katılıyoruz. Dostları Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülü Bursa'daki metal işçileri için, metal emekçileri için alıyorum.